Evet arkadaşlar, bu çalışmanın da sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi boyadan sonra metalik boyadan sonra vernikleme oluyor biliyorsunuz. Bu gerek boyada olur, gerek vernikte olur. Eğer vernik ya da boya attığınız ortam steril değilse, mikroskopik ölçülerde yaş verniğin üzerine ya da yaş taze boyun üzerine sizin gözle göremeyeceğiniz mikroskopik ölçüde tozlar yapışır. İşte bu tozları almak için şimdi pastalama işlemi yapacağım. Pastalama işleminden sonra koruma demir kaldı, takılacak. Onu takacağım ve çalışmamız burada sona erecek. Tabii genel manada bir görüntü alacağız. Şimdi pastaya devam edelim.